Neyse, günaydın. Hoş geldiniz. Şu herkesin şeyini de kapatayım bir, ha, önünden görüntüler akıp durmasın. Ya bugün biraz kontrollerler üstüne konuşacağız derste. Yani kontrollerlerden kastımız işte analog veya başka kontrolcülerimiz oluyor. Şeyleri DC-DC veya başka invertörleri konuşmak için. Hani çok da teorisine girmek istemiyorum ama en azından hani nelerle karşılaşabilirsiniz, hangi parametreler nasıl etkiliyor, biraz onlar üstüne konuşmak istiyorum. Yani ilk başta örnek olarak bir tane mesela rüzgar türbünü kontrolcüsüne bakalım. Hani bunu haftaya biraz daha invertörler üstüne geçtiğimiz zaman daha net olacaktır ama. Şunu bir saniye şöyle yapacağım. Şeyi arıyorum ama siz benim her şeyi görüyorsunuz değil mi? Tamam. Yani şeylerde mesela burada gördüğünüz işte bir rüzgar türbini var. Türbününden gelip bir tane double fed induction generator'a giriyor. Yani asenkron induction motor diye düşünebilirsiniz. Ondan sonra aslında rotor tarafında bir AC'den DC'ye çevirici. Sonra bir DC linkimiz var arada. Ondan sonra da DC'den tekrar AC'ye çevirip şebekeye basıyoruz. Yani aslında burada rüzgar türbününde hani mesela kontrolcü olarak iki tane kontrolcümüz var. İşte bunlardan bir tanesi rotor side converter. Yani bunun amacı aslında hani rüzgar türbününün verimli çalışması. O sırada rüzgar hızı ne kadar? Ben ne kadar güç üretmeliyim? Dönmesi gereken işte en optimum hızım ne kadar? Bir şekilde onları belirlemek. Ve ona göre aslında şeye uygulanacak, jeneratöre uygulanacak tork ve power seviyelerini belirleyip ona göre bir PWM yaratmak. Ondan sonra bunun tek yaptığı iş aslında AC power alıp DC'ye çevirmek. Ondan sonra gene ondan bağımsız olarak çalışan bir tane jeneratör tarafı kontrolcümüz var. Ya bunun da aslında baktığı iki tane şey var. Bir, hani siz çok power basmaya başladıysanız buradaki voltaj artacaktır ve ondan sonra sıkıntı olmasın diye daha fazla power basmanız gerekecektir. Yani bunun tek yapmaya çalıştığı şey VDC'yi sabit tutmak. VDC şişmeye başladıysa bu daha fazla power atıyor. Düştüyse daha az power atmaya başlıyor. İkincisi, hani belki bizim dersle ilgili çok da bağlantılı değil ama power sistem yapanlar daha hakim olabilir. İşte şebekedeki voltaj sallanmaya başladığı zaman sizin reaktif güç desteği atarak aslında voltaj seviyesini sabit tutmanız gerekebilir. Hani o durumlar için de QRF dediği işte gene şebeke tarafından gelen sistem vardır. Hani burada tebel blok olarak basit olsa da aslında daha gerçekçi şeyi bir alt seviyeye indiğimiz zaman aslında böyle bir durumda yalıyoruz. Bu arada şeyler, fontlar, şunlar bunlar yeterince büyük mü, iyi mi, veya siz düzgün İyi hocam. görebiliyorsanız. Pointer Hayır, tarafı tamam falan ya. kullanılmıyor bayağı iyi yani. Ha, tamam. Full screen yaptığınız zaman da devam edebilirsiniz. Yani burada da bir öncekinin aslında tamamen daha detaylandırılmış halini görürsünüz. Hani bugün biraz daha genel transfer fonksiyonlar üstünde falan konuşacağız ama ondan sonraki hafta en azından bu ID IQ'lar neymiş, 462'de de benzer konuları işlemeye başlayacaksınız. Hani burada da gene baktığınız zaman şuradaki tüm blok aslında jeneratörün şeyini, hızını sabit tutmak için hani bir tane hız referansınız var. Gerçekten ölçülen hız var. Ona göre ben ne kadar hızlı ölçmeliyim deyip gene tık 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 işte ne kadar akım, o torku veya o hıza ulaşmak için ne kadar tork uygulamam lazım? O tork uygulamak için ne kadar akım uygulamak lazım? O kadar akım geçmesi için ne kadar voltaj uygulamam lazım? Ondan sonra da bu voltajı vermek için ne kadar PWM uygulamam lazım şeklinde gidiyor. Yani bu taraf gene baktığınız zaman hani bir speed kontrolcüsü var. İşte bir tork kontrolcüsü var. İşte current kontrolcüleri var. Yani şu yeşil şeyler, bloklar ve kırmızı blokların açılımını burada bulabilirsiniz. Diğer tarafta da gene bir grid şeyi var. Kontrolcüsü var. O da işte gene DC-Link voltajına bakıyor. DC-Link voltajım ne kadar olacak? Şebekeye göndermem gereken power veya reaktif power miktarım ne kadar? Ona göre bir tane PWM üretiyor. Yani aslında hani şimdiye kadar gördüğümüz durumlar hep genelde statik uygulamalar için. Yani statikten kastım işte şu kadar voltaj uygulamam gerekiyor. Bu kadar voltajı almak için şu kadar duty cycle vermem gerekiyordu. Ama bu derste göreceğiz ki yani sadece duty cycle değil, mesela işte atıyorum şeyiniz
supply voltajınız 18 volttaydı. İşte siz sabit 12 volt üretiyorsunuz. Sonra supply voltajınız buck converter'da mesela 24 volta çıktı. Sizin birden duty cycle'ı düşürmeniz lazım. İşte o mesela daha önceden 0.75'te olan duty cycle'ı 0.5'e nasıl düşürdüğünüz, ne kadar hızla düşürdüğünüzde göreceğiz ki aslında sistem stabilitesi aslında oldukça önemli. Okay. Şimdi genel olarak şeyler, hani DC-DC çeviricilerde benim görüntüm var değil mi bu arada? Ben hani tam ekran yapınca şey yapmadım ama kendi görüntüm çekiyordur, düzeldir diye tahmin ediyorum. Var hocam. Tamam, okey. Okey. Onun dışında işte DC-DC çeviricilerde en çok analog kontrolcüler kullanıyor. Yani biraz da sizin hardware projenizde de bunu zorlamamın sebebi aslında bu şeydeki piyasadaki bu yaygınlık. Yani bunun belli başlı sebepleri var. Yani en önceliği genelde mikro işlemciler yeterince hızlı değillerdir. Yani tabii ki 1-2 kHz yaptığınız zaman sıkıntı değil. Hani onu Arduino'da kendiniz de yaşamışsınızdır. Hani verebileceği PWM'in bir üst frekans limiti var. Ama atıyorum hani 100 kHz'de, 200 kHz'de çalışan bir DC-DC çevirici yaptığınız zaman mikro işlemcilerin hızı yeterince fazla olmuyor. Yani bu hızın da aslında iki tane yeri var. Bir işlemci hızı. Yani sizin hani karar alıp yeterince hesaplamaları yapıp uygun PWM'i göndermeniz lazım. İkincisi hani işlemciniz gigahertzler, işte süper ARM işlemci koydum deseniz bile bu sefer de sampling frekansınız dev sorun çıkarabilir. Yani şey aldığınız zaman sonuçta bir akım ölçümü alıp voltaj ölçümü alıp ona göre bir karar vermeniz gerekiyor. Hani işlemciniz hızlı olsa da işte sizin oradaki sampling rate'iniz belli bir şeyin üstüne çıkmıyorsa aslında kontrolcünüz yeterince hızlı olmuyor demektir. İkincisi ve en önemlisi belki de hani genelde maliyet her şeyden daha fazla. Hani oraya bir Arduino yerine veya başka bir DSP koydum, işte akım ölçümleri koydum, şunları bunları yaptım yerine aslında analog kontrolcülerin hepsi hani sadece bu iş için özelleşmiş bir şekilde ve birkaç pasif komponentle bir IC şeklinde yapılabiliyor. Hani şimdi linki de açmayayım ama bu da işte TI'nin galiba bir tane şeyi, gate sürücülü kontrolörü. Hani zaten mikro işlemcili bir şeyler kullandığınız zaman bu sefer ekstradan gate sürücüler veya diğer sensörleri monte etmeniz gerekiyor. Yani özellikle düşük güçlerde bunların hepsinin tek bir IC içine girmesi genelde işlerinizi oldukça kolaylaştırıyor. Yani şimdi burada genel duruma baktığınız zaman işte burada bir tane mikrokontrolörle kontrolcünüz. İşte az önce bahsettiğim gibi şeyden voltajınız geliyor. Akım sensörünüz olabilir, voltaj sensörünüz olabilir. Sensör geliyor. Tabii bu sensörün içinde bir analog to digital converter ve bunların hani uygun şekilde sample'lanması lazım. Ondan sonra mikrokontrolünüz işte içinde power'ı hesaplıyor. İşte ne kadar voltaj vermem gerektiğini hesaplıyor. Nasıl aksiyon almam gerektiğini hesaplıyor. Ondan sonra bir tane PWM yaratıyor. Ve bir tane PWM'den de gate driver'ı sürüyoruz. Yani buradaki en önemli sorunlardan birisi ki bu analogla da yaşayacağız. Hani birazdan işleyeceğimiz transfer fonksiyonlarında da göreceğiz. Hani bu noktadan başına geçene kadar aslında delay'imiz oluyor. Ve o delay'imizde işte sistemde phase lag'lar falan varsa sistemin stabilitesini bozabiliyor. Hani burada baktığınız zaman birazdan bunları da detaylı işleyeceğiz. Burada da hani tipik bir analog kontrolcü görüyorsunuz. Analog kontrolcüde aslında her şey, en azından şu kontrol tarafı analog oluyor. Yani burada bir compensation network görüyorsunuz. Bunların gene tiplerini göreceğiz. Hani kabaca baktığınız zaman işte ölçülen bir feedback loop'umuz var. İşte burada bir resistance division var. İcabında işte RC devrelerimiz var gene. High component'ları filtrelemek veya sisteme biraz lead eklemek için. Ondan sonra op amp'umuz var. Hani error amplifier diye geçiyor. Yani şurada gördüğümüzde referans input'umuz. Yani ben kaç volt yaratmak istiyorumu da analog olarak referans verebiliyorum ki çoğu kontrolcü devrenin içinde kendi referans voltajları vardır. Ondan sonra bunu onunla karşılaştırıp işte bir çıkışında bir error üretiyor. Sonra bunda derste gördüğümüz gibi burada bir error'ımız var. Burada bir komparatörümüz var. İşte bir oscillation'dan gelen bir gene o üçgen dalgamız var. İşte artık bipolar switching yapabilir, unipolar yapabilir, topolojiye göre başka PWM'ler yapabilir. Ondan sonra burada da gate drive yapıyor. Yani bunların hepsi aslında genelde tek bir integrated circuit'ın içinde
olabiliyor ve sistem tamamen analog olduğu için hani şu noktayla bu nokta arasındaki delay'ler çok daha az oluyor. Var mı sorusu olanlar varsa hani arada çekinmeyin. Çok sessiz olmasın sınıf. Yani bugün hani mesela örnek olarak genelde buck converter üstünden gideceğiz. Hani gene kontrol opsiyonu yapan arkadaşlar biraz daha aşina olabilir bugün konuştuklarımız ama geçen seneki feedback dersinden de herhalde aşinasınızdır. İşte burada genel bir buck converter görüyorsunuz. İşte burada gene bir referans sinyalimiz var. Burada ölçülen output voltajımız geliyor. İşte karşılaştırıyorum, bir error'a dönüştürüyorum. Error'dan PWM yaratıyorum, PWM'den sürüyorum. Burada switch kısmım var, yani anahtarlama kısmım. Burada da filtre kısmı var. Yani göreceğiz ki aslında hani şimdiye kadar ihmal ettiğimiz hep DC modunda yapıyorduk analizleri. Hani osilasyonları veya kapasitörün işte voltajının oynaması, inductor'ın işte akımının oynamasını analizlerde ihmal ettiğimiz durumlar oluyordu. Hani bu ders biraz daha bu filtre kısmının sistemin dinamik etkisine şeyini göreceğiz, etkilerini. Şimdi burada gene sistemi biraz blok diyagrama dönüştürmüş oluyoruz. Yani az öncekinin aynısı. İşte PWM var. Yani burada referans voltajım var. Ölçülen VA voltajım var. Error'a giriyor. İşte error'dan çıkan VC voltajım var. Oradan bir PWM'e giriyor. PWM'den bir duty cycle yaratıyorum. Burada source voltajım var. Bu switch'in tek yaptığı şey aslında VS ile D'yi göndermek. VS D'yim oluyor. Yani burada aslında gene kare dalgam var. Kare dalgayı filtreye soktuğum zaman da bir output voltajı elde ediyorum. Hani burada mantalite olarak kendinizi şuna hazırlayın. Hani şimdiye kadar bu VO'yu hep sabit voltaj kabul ediyorduk. Şimdi biraz daha frekans domaine giriyoruz. Hani bu VO'nun şeye göre, frekansa göre işte magnitude'u, phase'i nasıl değişiyor veya neler yapınca nasıl etkileniyor onlara bakacağız. Okay. Yani şimdiden hani dediğim gibi çok kafanızı takılan şeyler olabilir. Bu derste çok teorine de girmek istemiyorum. Ondan biraz daha uygulama tarafından bakmaya çalışın. Hani tekrar bu konuya döneceğimiz konu şeyler olacak inverterler kısmında. Hani bugün konuşacağımız konular bir hani kontrol loop'unda stabilite olması için neler olması gerekiyordu. Onlardan birincisi işte small state, steady state error olması demek. Ne demek bu? Var mı fikri olan? Yani referans sinyaline girmek aslında en small state error demek. Evet, yani bir şekilde hani frekans domaininde düşünürsek yani sizin düşük frekanslardaki gain'iniz yüksek olmalı ki hani ben 5 volt yaratacağım derken sürekli işte 5,2 volt yaratmayayım. Hani daha DC komponenttaki o error farkı bir şekilde benim yüksek gain'im sayesinde hemen aksiyon alınabilmeli. İkincisi rezonans olmamalı. Bu ne demek? Yani gene Bode plot şeyinden düşünürseniz. O da şey hocam, bu LC devre olduğu zaman, LVC rezonansa girdiği zaman çok düşük impedans oluyor. Bu da devreyi mahvediyor. O yüzden modepilotta şey olmamız lazım, son sekmemesi lazım modepilotta. Evet, güzel. Yani şeyleri mesela hani burada switching frekansı özelinden anlatmış ama hani yüksek frekanslarda veya işte o rezonansa girdiği frekans LC'den kaynaklanabilir, switching frekanstan kaynaklanabilir. Oradaki osilasyonları amplify etmemesi lazım. Yani oradaki gainimizin düşük olması lazım. Okay. Onun Hocam, dışında işte gitti geldi. small Tabii. steady state error'ı ben anlayamadım tam olarak ya. Yani small steady state error şu demek. Yani mesela sen sadece şey yaptığını düşün. Hani PID kontrollerine şey misin? Hakim misin? Yani hakim istedim, duymuşsundur. Evet hocam çok biliyorum. Tamam. Okey. Mesela sadece P kontrolcüsü yaptığın zaman hani sonuçta aradaki farka bakıyor. O farktan bir çıktı üretiyor. Mesela sen atıyorum şey yaptın. Bir 5 volt şey yaptın. Çevirici yaptın. Sonra onu yüke bağladım. Tamam mı? Yüke bağladığın zaman küt diye yükü açtın. İşte şey oldu. 5 volttaydı. 4,8 volta düştü. Yani böyle kare olarak iniş oldu. Şimdi onu tekrar yukarıya kaldırman lazım. Hep 4,8'de kalırsan şu demek senin DC komponentında yani low frekansında sürekli bir error gelecek. O error'ı da sen alıp geri kontrolcüye veriyorsun ya DC komponenttaki gain'in yüksek olmalı ki senin oradaki
low frekans error'a karşı bir aksiyon alabilesin. Yani small steady state error'ın şey olmazsa, hani small steady error'ın small olmazsa, bu sefer sürekli üretmek istediğin voltajdan daha kötü bir voltaj yaratabilirsin. Hani bunu da sağlamanın yolu düşük frekanslardaki gain'in artması. Okay. Tamam, sağ ol. Şimdi phase margin bunu duydunuz mu ya da bir yani duymuşsunuzdur da fikri olan? Sisteme stabiliteyi bozmadan ekleyebileceğimiz faz. Evet. Ne zaman bozulmaya başlıyordu hatırlıyor musunuz? 180 derece geçtiği zaman. Evet, aynen öyle. Yani 180 derece hani gene 3. sınıftan hatırlarsanız yani 180 derece şu demek. Yani sen bir çıktı çıkarıyorsun, ondan sonra aynısı input'unuza tekrar giriyor. Bu sefer diğer tarafa giriyor. Mesela ne bileyim araba sürerken işte şey olduğunuzu düşünün. Hani özel bir gözlük takıyorsunuz. İşte sağ taraf sol gözünüze, sol taraf sağ gözünüze geliyor. Yani mesela öyle bir durumda araba süremezsiniz veya yani şu an hemen deneyebileceğiniz bir şekilde işte şeylerinizi, mouse'larınızı ters çevirin mesela. Hani baş kısmını alt tarafa getirin. Hani sağa çevirince sola, sola çevirince sağa gitsin. Hani bir böyle bir yere bir tıklamaya çalışın. Hani onlar aslında tamamen sistemi unstable yapan noktalar ve tamamen işte faz farkının 180 derece olduğu durumlar. Yani faz marjini de yani onu da birazdan grafikte göstereceğim. Sizin 180 dereceye olan farkınız yani sizin gaininiz 180 derece oluyorsa fazınız burada faz marjini sıfır demektir. Yani sistem unstable demektir. Hani şuradaki şekilde biraz daha düzgün göreceğinizi düşünüyorum. Faz marjin işte tam sıfır desibelde yani gaininizin bir olduğu noktada mesela burada atıyorum şu derece işte şey olsun eksi 135 derece olsun 180 dereceye olan uzaklığınız sizin faz marjininizdir. Yani faz marjininiz ne kadar fazlaysa sisteminiz aslında instabiliteye karşı o kadar dayanıklı. Ama faz marjini de çok fazla yaptığınız zaman bu sefer sistemi yavaşlatmış oluyorsunuz. Yani bu şeyler için hani data sheetlerde falan da görürsünüz bunu. Ondan biraz daha vurguluyorum. Hani faz marjin sizin ne kadar 180 dereceye olan uzaklığınız. Gain margin ise gain margin de tam tersi. Şeyinizin 180 derece olduğu zaman faz açınızın faz kaymanızın eksi 180 derece olduğu zamanki gaininiz. Yani bu da ne kadar şey olursa, düşük olursa işte sizin sistem o kadar hani bu osilasyona sokacak şeylerdeki gain'i bastırmaya çalışıyor. Yani bu gain margin sıfıra yaklaşırsa da gene bu sefer gain'den kaynaklanan bir instabilite olabiliyor. Yani genel olarak hani güç elektroniği devrelerinde veya çoğu uygulamada kabul edilen faz marjinler işte 45 derece civarıdır. Hani 45 dereceden az da çalışmıyor mu? Çalışıyor. Hani bu burada da mesela birkaç tane sistemin değişik faz marjinlerindeki etkisini görebilirsiniz. Mesela faz marjini 76 derece olan bir şeyde bir kontrolcü yaptığınız zaman hani salınım çok daha az. Şu mouse'un hareketlerini görüyorsunuz değil mi siz de? Görüyoruz. Evet, tamam evet. Onlar geliyor. Okey, tamam. Eyvallah. Şimdi faz marjin 76 derece olduğu zaman hiç osilo olmuyor neredeyse ve bayağı şu offset değeri uzun çıkıyor. Tam diğer uca gidelim. Mesela faz marjinin 10 derece olduğunda sistem çok hızlı reaksiyon gösteriyor. Bayağı bir salınım yapıyor. Ondan sonra duruluyor. Yani hani bu da 76 derecede 10 derece aslında çok tercih edilen şeyler değil. Yani mesela faz marjinin 45 derece olduğu bir duruma bakarsanız hani şu koyu renk olan geliyor bir osilasyon yapıyor ve hemen settle down oluyor. Yani hem osilasyon miktarı olarak hem de settle down olarak aslında faz marjinin hem çok düşük olmasına hem de çok yüksek olmasına göre hani tercih edilen bir şey. Yani ondan hani şeylerde data sheetlerde falan bu faz marjinin ayarlanmasıyla ilgili bir şeyler gördüğünüz zaman hani onu 45 derece civarına tutmak genelde daha iyi bir sonuç verdirecektir size. Okay. Gene hani bunlar da şu anda hani çok da kafanıza takmanıza gerek yok. Burada da biraz 311'den şey hatırlarsınız belki.
İşte small signal model of a transistor. Yani gene transistörü işte nasıl yaptığımızı, hani genel olarak small signal model neydi? Var mı fikri olan? Küçük bir AC sinyali DC bias'ı yükseltmek istediğimiz zaman yaptığımız model. Yani DC bias'ı yükseltmek değil de aslında kontrol açısından ne yapıyorduk? Bizim non-linear bir sistemimiz oluyordu ve belli bir aralıkta linear gibi onun davranışını. Aynen. Çok güzel. Yani şöyle hani bir curve'ünüz var. Yani mesela bir BH curve gibi bir curve düşünün. Hani bir curve'ünüz var. Sistem non-linear ama ben orada ufak bir aralıkta çalışıyorsam hani oradaki DC komponenti alıp bir de oradaki eğimi hesapladığım zaman aslında sistemi o ufak nokta arasında lineermiş gibi kabul edebiliyordum. Yani tam olarak yaptığımız bu. Hani bu da güç elektroniğinde de gene sık kullanılan bir trik. Çünkü genelde sistemlerimiz non-linear. Hani buraya baktığımız zaman gene hani bu sistemi nasıl linearize ederiz veya nasıl small signal'la modelleriz ona bakacağız. Hani gene şey olması açısından hatırlıyorsunuzdur ama herhangi bir parametre için işte bu küçük x toplam değerini versin. Şeyimiz büyük x işte steady state DC komponentini versin ki şimdiye kadar hep aslında bunlar üstünden yapmıştık işte duty cycle analizlerini veya başka şeyleri. Ondan sonra işte bu tildalı x tildalı terimlerde işte o ufak değerin üstünde sağa sola hareketi yani small signal variation'ını veriyordu. Yani bu durumda herhangi bir sinyali aslında DC değeri ve small signal değeri olarak yazabiliyorum. Okay. Hani buna da şey Furkan da şeye yükledi bu arada. ODTÜ Class'a bu Ericsson'ın bir chapter'ını yükledi. Gene hani sizden böyle çok detaylı transfer function'ların çıkarmanızı falan beklemiyorum ama biraz daha profesyonel hayatta göreceğinizi düşünüyorum. En azından kontrolle güç elektroniği nasıl bir araya geliyormuş onu kafanızda oluşturmanızı bekliyorum. Yani burada da gene az önce şeyde yaptığımız neredeydi o? Şuradaki işte VC'miz var, D'miz var, VSD'miz var, V output'umuz var. Yani bunların hepsini şimdi normal small signal değerleri olarak yazmaya çalışıyoruz. Hop. İşte benim duty cycle'ım, şimdiye kadar gördüğümüz DC duty cycle ve işte ufak o duty cycle etrafındaki ufak variation. Gene output voltajım sabit olabilir. O sabit voltajın üstünde ufak harmonikler veya başka oynamalar olabilir. İşte aynı şekilde load veya source'unda benzer şekilde AC komponentlerle şey olabilir. Hani genel tanım olarak da şimdi average modele baktığımız zaman aslında average modelimiz şeyden hatırlarsınız. İlk dönemden de hatırlarsınız. İşte D duty cycle'da çalışan VS voltajında bir şeyim olsun. Hani bu sonuçta açılıp kapandıkça kare dalga yaratıyor. Ve o kare dalganın aslında average'ları ne yapıyor? Benim çıkışımı VSD'ye düşürüyor. Yani aslında tüm devreyi bir tane DC transformer olarak düşünebiliriz demiştim. Hani şeyinde tur sayısı da 1'e D oranında. Yani VS giriyor. VS times D çıkıyor. İşte şey IL çıkıyorsa da bu tarafta da IL çarpı D değerimiz var. Yani bu DC modeli. Şimdiye kadar gördüğümüz modeli. Şimdi işte bunun üstüne small signal modeli yapmak için aslında tek yapmamız gereken hani benim çıkış voltajım VS çarpı D. Şimdi hem source voltajımda dalgalanmalar olabilir veya oraya oynamalar olabilir. Hem duty cycle'ımda aslında ufak oynamalar olabilir. Ve bunu açık açık yazdığım zaman hani tek yaptığım şununla şunu bununla bunu çarpmak. Hani bir VS times işte capital D'miz var yani bu average voltage ve average duty cycle. Hani şimdiye kadar yaptığımız analizler hep bunun üstündeydi. Bunun etkisi çıkış voltajım. İkincisi yani benim sabit duty cycle'ıma source'daki oynamaların etkisi olabilir. Yani sen duty cycle'ını sabit tutuyor olabilirsin. Source voltajın işte artı eksi 1 volt oluyordur. O artı eksi 1 voltun yansımaları geliyor olabilir. İkincisi senin source voltajın sabit olabilir. Kontrolcün bir şekilde işte 0.5'te çalışmıyordur da kontrolcü 0.495, 0.505 bu aralıkta ileri geri geliyordur. İşte onun bir AC frekansı varsa onun etkileri olabilir. Bir de ikisinin aynı anda etkisi olabilir. Bu etki nedir?
bu son komponent. Yani bizim görmezden geliyorduk sanki hocam. Evet, aynen öyle. Yani iki tane AC komponentin aslında etkisi hani birbirine çok ufak oluyor. Yani bu integratördeki şey, integralde hem dx'iniz var hem dy'niz varsa aslında dx dy'nin oluşturduğu kare, üçgen neyse hani aslında gayet önemsiz bir etki oluyor. Aslında düşündüğünüz zaman burada chain integration rule gibi bir şey yapıyor diye düşünebilirsiniz. Hani şeyden hatırlarsanız, enerji conversion. Neyse, son terimi ihmal ettiğimizde işte gene bir average değeri, source voltajındaki oynamaların etkisi ve duty voltajın oynamalarındaki etkisini görebilirsiniz. Okay. Aynı şekilde işte şey de yapabilirsiniz. ILA için de yapabilirsiniz. Hani burada bir ILA'nın üstündeki oynamaları ihmal etmiş. Bu arada bu Hart kitabından bir derivasyon. Hani orada da detaylarını görebilirsiniz. Gene inductor üstündeki işte yüksek frekanslılar çok az olacağı için onu ihmal ediyoruz. Hani bir sadeleştirme daha. Onu yaptığımız zaman da ILA times D oluyor. Yani aslında şeye baktığınız zaman ben bir şu denklemle bir de bu denklemle gösterebiliyorum. Ve onları da matematiksel olarak modellediğimiz zaman, yani nasıl ki işte az önce ben size transistörün işte small signal modelini göstermiştim. Hani burada da baktığınız zaman aslında buck converter'ın, yani normal şu 1'e D'lik olan trafo kısmı tamamen işte o VSD normal şimdiye kadar gördüğümüz kısmı. Yani gerçek trafo değil, bu sadece matematiksel olarak göstermek için. Ne zaman benim duty cycle'ımda bir değişiklik olsa aslında bu buradan bir dependent source gibi akım yaratıyor. Ne zaman benim şeyimde duty cycle'ımda bir değişiklik olsa aslında bu burada bir voltage source yaratıyor gibi düşünebilirsin. Yani yine bunun da derivasyonu var. Hani bazı şeylerde, data sheet'lerde veya bazı uygulamalarda hani tüm converter'ların small signal modellerini görebiliyorsunuz. Okay. Yani small signal modeli elde ettikten sonra diğer bir şey de işte transfer fonksiyonlarını elde etmek. RC filtreyi hatırlarsınız, hani çok basit. RC filtrede sonuçta mesela burada bir ilk başta bir AC sinyal veriyoruz mesela. Ondan sonra aynı büyüklükte ama artan bir frekansta uygulamaya devam ediyoruz. Sonuçta RC filtre dediğimiz doğası gereği işte low pass filtre olduğu için, yani burada da transfer fonksiyonunu görebilirsiniz. Sonuçta 1 over j omega c frekans arttıkça burası short olmaya başlıyor. Hani buradan akmaya başlıyor. Buradaki voltaj düşümü de az olduğu için output voltajımız az oluyor. Yani bir şekilde yüksek frekansları geçirmiyor. Hani bunda output voltajına baktığınız zaman ilk başta hani gain'i yüksek, faz kayması az. Daha yükseğe gittikçe de bu sefer kapasitif etkisi de daha fazla olduğu için hem gain'imiz düşecek hem fazımız kayacak. Yani bu basit RC filtreyi, hani buralarda da bilmiyorum sıkıntısı olan var mı arkadaşlar? Fazla konuşmuyorsunuz bugün. Sabah mamurluğu mu? Herkes mute'da mı? RC filtren... Yok hocam, bir şey yani öyle buradayız tamam, sadece okay. Demek için geldim. Yok, seninle Burak'la Emre'yi duyuyorum da diğerlerinin pek sesini gelmiyor. Konuşun yani, şey yapmayın, yoksa evden de çekip koyarım yani. Neyse, Bode diyagramını çizdiğimiz zaman hani az önce dikkat etmemiz gereken işte şey, hani gain'i düşük frekanslarda, tabi buradaki şeyimiz ne bilmiyorum, RC değerlerimiz, ama ilk başta oldukça yüksek bir gain var. İşte şuralarda corner frekansımız var RC filtrenin. Ondan sonra gain düşüyor. Ne kadarla düşüyordur? Şu eğimin şeyi konusunda fikri olan var mı? 20 desibel. Evet, yani tek order olduğu zaman hani, aynen pol başına 20 desibel, onları da birazdan kullanacağız. Hani burada baktığınız zaman da faz kayıyor eksi 90'a geliyor. Yani baktığınız zaman bu zaten hani eksi 180 olan faz marjini aslında 90 derece oluyor. Hani o açıdan RC filtrelerin kendi başlarına hani unstable olma durumları yok. Hani stable ama hani 90 derece phase marjında aslında sistemi yavaşlatan bir şey olarak da düşünebilirsiniz. Okay. Şimdi aynısını hani şu az önce devremizde, yani bu buck converter'ın çıkış filtresi, yani bu buck'ımızın işte seri şeyi, inductor'ı, bu oradaki kapasitörümüz, bu da load resistor'ımız. Aslında baktığınız zaman elimizde bir LCR filtre var yükle birlikte.
Hani bu LCR filtreyi şimdi hani yine adım adım gitmeyeceğim ama daha önceden kontrol derste de yapmışsınızdır. İşte şeyini elde ettiğimiz zaman output voltajının işte input voltajı oranı hani çok da aşina olduğunuzu düşündüğüm işte second order denklemimiz bu. İşte LC var, S kare var, işte 1 over RC S var, 1 bölü LC var. Okey. Yani buna da bu sefer Vx yerine ben aslında hani madem şeyi görmek istiyorum işte source voltajını sabit edip mesela transfer şeye duty cycle'a göre şeyin nasıl değiştiğini görmek istiyorum mesela output voltajının. Onu da DS olarak yazdığım zaman aslında elimde yani output voltajla benim duty cycle arasında frekansa bağlı. Çünkü şimdiye kadar hep işte steady state ile DC komponentlarına bakmıştık. Bir tane transfer function elde ediyorum. Ama yani hani bu hani bu tamamen second order bir devre. Bunun bir tık gerçeğinde ve bunların hani etkilerini göreceğiz. Hani o aslında oldukça önemli. Bir hani inductor'ımızın rezistansı olabilir. Yani devreye bir seri R eklenebilir. İkincisi ve daha önemlisi kapasitörümüze bir seri R eklenebilir. Yani zaten bunu ilk dönem şeyde de görmüştük hatırlarsınız. Kapasitörün herhangi bir ESR değeri ripple değeri üstünde çok etkili oluyordu. Yani biz bunu tamamen DC komponentler üstünde yapmıştık. Aynı şekilde kapasitörün ECR değerinin hani kontrol ve işte harmoniye bağlı çıktılar üstünde de oldukça fazla etkisi oluyor. Okay. Şimdi aynısını işte şu anda tek yaptığımız şu şeyi az önceki devrede sadece 1 over SC, 1 over J omega C alıyorduk. Şimdi seri olarak bir tane ufak RC devresi eklenmiş olsun. Okay. Yani hani şu hatta sadece R burada değil de bu hatta bir R'miz var. Gene hani derivasyonları falan hani sizin yapmanızı beklemiyorum. Ben sadece hani etki olarak görmenizi bekliyorum. Hani bunu yaptığımız zaman İşte bir yukarıya bir RC komponenti geldi. Bir buraya bir şey geldi. İşte buralarda gene RC'leri görebilirsiniz. Hani bu denklem içinde en büyük sorun hangisi diye düşünürsünüz? Hani RC'nin küçük bir şey olduğunu düşünün. S kare bence. Şimdi RC. Yani şöyle yapalım. Geriye geleyim. Yani RC şuradaki, R buradaki. Hani RC R'ye göre çok küçük bir değer. Tamam mı? Onu bir yazalım bir kenara. RC çok küçük bir değer. Dur bakayım şu şeyi de. Kullanabiliyor muyum? Hocam 0.3 galiba. RC over L'in problem yaratması lazım herhalde. Ha, hepinizin şeyini de çıkardım. RC over R çok küçük kalıyorsa. Şimdi şu küçük olacak. Bu zaten sıfıra gidecek ki ilk denklemde zaten o sıfırdı. Yani o çok büyük bir değişiklik yaratmayacak. Şimdi şu da yaklaşık şeye gidecek. Hani bu da yaklaşık sıfıra gidecek. Ki önceden o 1 bölü RC'di. Orada da etki yaratmayacak. Ama şimdi şurada küçük değer var. Burada küçük değer var. Ama önemli olan burada daha önceden olmayan bir tane zero eklenmiş oldu. Tamam mı? Yani en büyük etkisi burada daha önceden olmayan bir tane zero eklenmiş oldu. Yani işte şey yaparsanız hani gene az önceki assumption'ımı yaparsanız da şeyler gittiği zaman işte şu bu assumption'ı kullandığınız zaman en büyük etkisi yukarıda olan ekstradan gelen zero değeridir. Okay. Şimdi onun etkisine birazdan geleceğiz. Neyse devam edelim. Şimdi ikincisi elimizde ne var? Elimizde bir tane duty cycle var. Tamam mı? O duty cycle şunu kapatayım. Duty cycle'ımız hani şimdiye kadar gördüğümüz lineer bir ilişki vardı. Control cycle'ımız var ve bizim beslediğimiz bir voltaj var. İşte P2 yani o triangle'ı yarattığımızın P2. Onun neresine geliyorsa biz o kadar duty cycle yaratıyoruz. Yani işte atıyorum benim tepe voltajım 12 volttur işte o triangle'da. Kontrol voltajım 6 volta geldiyse 0.5 duty cycle yaratıyorum. Yani aslında baktığınız zaman 1 bölü VP şeklinde hani bir ilişkimiz olabilir. Bunu buraya transfer şeyi olarak yarattığımızda. Yani aslında lineer bir ilişki var şeyle PVM bloğunda. Ama burada işte dikkat etmemiz gereken... Benim telefon çalıyor ama bir saniye.
Alo. Ha, selamlar. Ben sizi birazdan arasam olur mu ya? Ders yapıyorum şimdi de. Tamam. Ha tamam, okey. Alırım. Hadi sağ olun, görüşmek üzere. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir şey var diye. Neyse, ikinci mevzu şu. Hani bu şeye dikkat etmenizi istiyorum. Hani frekans domaininde düşünmeye başladığınız zaman. Burada bir üçgen yarattığımız PWM sinyalimiz var. İşte diyelim bu 10 kHz'de olsun. Okey. Sonra sizin bir de kontrol sinyaliniz var. Yani bu analog olabilir veya başka dijitalden üretebilir. Hani bu pıt diye artabilir. Hani sizin kontrolcünüz aslında voltajı arttırmak istiyor. Ama sizin şeyin işte diskrit olmasından dolayı, yani bilmiyorum, 402-406 derslerini alanlar bu konulara biraz daha hakimdir diye düşünüyorum. Hani diskrit PWM açısından aslında diskrit bir sistemimiz olduğu için, hani şu kontrolünüz şeyi arttırmış olsa bile onun bir sonraki şeye gelip anca trigger edilip ondan sonra duty cycle yapılıyor. Yani doğası gereği sizin hani şuradaki delay'den dolayı frekans domaininizde bir delay'ler oluyor. Okay. Şimdi bir de anahtarlama elemanları var. Hani bunu Mohan'da da detaylı bir şekilde anlatıyor. Bence hani o kadar detaylı bilmenize de gerek yok. Ama en azından fikir olarak söylüyorum. Yani sistemlerin non-linearity'sinin geldiği en büyük durum multi-mode sistem olması. Yani multi-mode sistem dediğimiz şu. Yani siz işte buck converter açıkken topolojiniz bir şekilde, yani onu bir matris formuna not vektörlerini falan yazdığınız zaman bir formatta geliyor. Switch'i kapattığınız zaman sistem değişiyor. Yani oradan bir zaten topolojinin değişmesinden dolayı gelen bir non-linearlik var. Ondan sonra işte bunun yarattığı işte transfer fonksiyonları da birbirinden farklı oluyor. Ve bu işte kontrolcünüz de aslında az önce belirttiğim de aynı şey. Hani PWM'in değişmesinden dolayı non-linear controller veya multiple linear controller'lar gerekiyor. Ama hani bunlar genelde implement etmesi zor. Yani ondan genelde çözüm olarak yapılan şey multi-mode sistemi single mode sisteme çevirmek. Hani bunu yapmak için de gene nasıl işte şeyde small signal analizde bir nokta üstünde linearlik sağlıyorsak, hani burada da duty cycle'a göre aslında bir linearlik sağlıyoruz. O da şöyle oluyor, işte duty cycle'ım 0.8 civarında çalışıyorsa benim averaging'de veya ağırlıklandırmada işte %80 durumda benim topolojinin bir durumda olduğu, %20 durumda olduğunda bir durumda alıp onları average'lemek gerekiyor. Yani dediğim gibi bunu Mohan'da daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Hani use linear controller, işte ondan sonra da lineer bir kontrolcü kullanabiliyorsunuz. Yani şey için, hani bir sürü topoloji için, gene bunları tek tek kendinizin derive etmesini beklemiyorum. Ama hani şeylerde, yani flyback converter'ında birazdan örnekler vereceğim. Forward converter'ında, full bridge'inde aslında hepsinin transfer fonksiyonları var ve bunlar hani literatürde elde edilmiş veya siz kendiniz başka şeyler için de elde edebilirsiniz. Hocam Mesela bir şey işte sorabilir tabii. miyim? Bu az önce söylediğiniz vardı ya işte mesela %80'i için şöyle, %20'si için böyle. O işte şeye mi tekabül ediyor? Single moda çevirme işlemine mi denk geliyor? Evet, aynen öyle. Single moda çevirme işlemi de aslında onu geçen sene anlatıyordum ama hem yani açıkçası çok da işe yarıyor mu emin değilim. Bir de şimdi online olduğumu da emin olamadım. Bu slide bitince en sona referans olarak o slaytlardan birkaç tane ekledim. Ama Muhan'a da bakabilirsiniz. Yani tamamen matris haline koyup duty cycle'a göre oran orantıyla alıp eşleştirip ona göre bir duty cycle elde ediyorsunuz. Mesela burada işte forward converter var. Hani burada işte state variable'larımı tanımlıyorsun. İşte x1'in bir state variable olsun. İşte çıkış şuradaki kapasitör voltajın başka bir state variable olsun. Bunların hepsini bir şekilde matris halinde yazmam gerekiyor. İşte switch on olduğu zaman benim buradaki x1, x2'm işte bunları şuradaki x1 eksi c x2'nin türevi işte bu noktalılar hani türevdir. Bu cx2 işte x2 kapasitör voltajımsa buradan geçen akım işte c times x2 dot'tır. İşte ona göre buradan akan buysa bu x1 buradan geçiyorsa burada işte bunu bu şekilde transfer function'ını yazıyorsunuz. Switch off olduğu durumda işte bu sefer gene durum değişiyor. Gene buradaki denklemleri yazıyorsunuz. Ve en sonunda elde ettiğiniz hani bir transfer function'ı işte gene lineer cebirden hatırlarsınız. İşte c times a eksi 1'in b'si işte neyse bu yazdığımız state vektörleri yaptığınız zaman input ile output arasında bir tane
transfer function elde ediyorsunuz. Yani parazitik rezonansları alsa da aslında gayet basit bir denklem oluyor. Hani şununla şunu götürdüğünüz zaman, gene parazitik rezistanslar az olduğu zaman DC component'ı normal forward converter D'ye denk geliyor. İşte şeyi AC transfer function'a geldiğimiz zaman da işte onları small signal halinde yazıp işte uzunca burada yarısı görünmemiş ama burada da işte 1 over LC var şu tarafta halinde var. Yani gene aslında baktığımız zaman hani buck converter'a zaten benziyordu ya forward converter. Burada da aynı denklem çıktı. Hani buradaki denklemde de tabii önceden hatırlayacağınız şey bunun gene işte bildiğimiz second order differential equation şeklinde olması ve direkt ikinci order'dan bir transfer function'ı olması. Yani buradaki omega sıramız da kök evet. Neyse bunların hani hep tabii ha. Biz small signal yaparken aslında hep AC vardı yani devrin içinde ama şu an AC sadece transient'te var. Biz yine transient'teki şey yok yok aslında small signal'da yani şöyle bu az önce gösterdiğim şu DC component'ı hani D bu sadece normal bizim şeyi bulmak üstüne. Şimdi sen tüm parametreleri AC signal gibi düşünürsen de bu sefer işte transfer function'ın hani LC'leri bu sefer L diye yazman gerekiyor. C'leri C diye yazman gerekiyor. Hani şu denklemde bir şeye sokmuş oluyorsun neredeydi o. Hani asıl göstermek istediğim aslında bir sonraki yani onu da şimdi göreceksiniz. Yani tüm forward converter'ın denklemi hani şu şekilde yazılabiliyor. Gene bu denklemin kendisini görmeniz hani şey açısından çok önemli değil. Burada iki tane dikkat etmeniz istediğim şey var. Bir omega zero, tamam mı? Omega zero dediğimiz işte normal LC filtrenin işte rezonant filtresi, yani frekansı. Hani bu zaten dikkat etmemiz gereken bir nokta. İkincisi de işte bizim şu anda kapasitörümüzün nani değerliğinden dolayı bir RC kısmı var. Ve onu da açık açık yazdığımız zaman da bir tane RC over C'den gelen işte zero'nun, omega zero dediğim işte o zero'nun frekansı. Bir de burada bir şey var. Yani şunu çok iyi biliyoruz ki işte hani kaç tane polu varsa işte ona göre desibelle düşüyor demiştiniz. Hani zero'larda da aslında onu biraz yukarıya kaldırıyordu. Yani asıl önemli olan hani bu denklemleri falan çok da şey takmayın, kafaya takmayın. Hani şimdilik mesela şöyle bir denklem example'da vardı. Hani burada input output voltajlarını girmiş. Hani gerçekçi olsun diye hani göstermek için söylüyorum. İşte benim çıkış yüküm 200 miliohm. İşte RC'im 10 miliohm. Bunun 20'de biri. İşte RL'im gene bunun işte 10'da biri. Hani buna göre aslında düşük olmalarına rağmen. En son elde ettiğimiz transfer function bu. Bu forward converter'ın transfer function'ı. Şimdi burada işte dikkat edeceğimiz şey şu. Bir, LC'yi nasıl seçtiğiniz, hani şuradaki çıktının nasıl olduğunu belirliyor. Yani şurada sizin desibeliniz biraz daha artıyor. Şimdi sizin kontrolcünüz de burayı amplify ederse bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ondan sonra bizim bu transfer function'ımız, hani second order olduğu için aslında iki pol. İki pol olduğu için aslında düşüşü eksi 40 decibel per decade şeklinde düşüyor. Ondan sonra zero geldiği noktada aslında pollar hatırlayın. Pollar 20 decibel aşağı düşürür. Zero'lar 20 decibel yukarı kaldırır gibi düşünebilirsiniz. Hani omega zero'ya kadar 40 decibelle düşerken ondan sonra 20 decibele geliyor. Yani bu gene burada çok kritik değil. Birazdan başka örneklerini göstereceğim. Hani bu omega zero'dan dolayı gelen zero'lar sistem stabilitesini etkileyebilir. Mesela bu da şeye baktığınız zaman forward converter'ın body plot'u. Yani bu şekilde geliyor. İşte şeyde omega zero'dan sonra düşüyor. Hani şeyin güzelliği şu. Zero'nun. Zero'larda işte şey fazı yukarıya doğru kaydırır. Yani bundan sonra da işte yukarıya doğru kaymış. Bir öncekine tekrar geleyim. Nedir mesela bunun phase margini yaklaşık nedir? Yani faz marjini ne dedik? 0 desibelde yani şu ikisinin ortasındaki bir yerdeki gain'i işte bir sonrakine gidiyoruz. Tam ikisinin ortasındaki yer aslında en az stable olduğu yer ama gene de bir 60 derece faz marjinimiz var. Hani şu durumda en azından buradaki değerlerle sıkıntı olmuyor ama atıyorum
Mesela siz öyle bir LC değerleri seçilebilir ki yani bunu biraz daha aşağı indirebilirsiniz. Başka bir örnek var. Aynı şekilde flyback converter. Detaylarına girmiyorum. Hani gene bunlar dediğim gibi şey de var. Data sheetlerde, literatürde falan bulabilirsiniz. Kontrolcüler zaten hani flyback controller, forward controller diye satıldığı zaman aslında kontrolcüye de bunlar implement edilebiliyor veya siz kontrolcüyü tune edeceğiniz zaman bunları biraz düşünmeniz gerekebiliyor. Şimdi flyback converter'da geri gidelim. Yani gene burada şey var, iki tane pol var. Ama dikkat edin, yukarıda iki tane zero var. Okay? Hani bir omega z1, omega z2'miz var. Şimdi bunun şeye karşılığına baktığımız zaman işte bir buradaki gene değerlerden dolayı LC'de bakın gain ne kadar artmış. Yani sizin şuralarda bir de kontrolcünüz amplify ederse veya siz buralarda bir tane harmonik yaratıyorsanız işte hani o şeyde ilk dönemde bahsediyordum işte LC filtre yapıp gidip de LC filtrenin corner frekansını işte diyot rectifier'da 300 Hz'e koyarsa o gitgide amplify eder orayı. Neyse bu LC'den sonra ilk rezonant frekanstan sonra eksi 40 desibelle düşmeye devam ediyor. Birinci zero'dan sonra eksi 20 dB'ye düşüyor. İkinci zero'yu geçtikten sonra da neredeyse gain hani sabit kalıyor. Yani bu şu demek, siz hiç bu zero'lar olmasaydı gitgide aşağı indirecekken ve çok yüksek frekansları çok iyi filtreleyebilecekken zero'lardan dolayı aslında yüksek frekanslar sizin sisteme dahil olabiliyor. Yani burada da gene şeye bakalım. Faz marjinine bakalım. Mesela bu enteresan bu değerler için. Nerede olacak şeyimiz? Faz marjinimiz. Hani 0 dB. Gene işte şuralarda. 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 4'ün ortasında bir yerlerde. Yani baktığınız zaman hani şuralarda hani 160-170 derecede ki şuralar zaten iyice yaklaşmış. Hani bu sistem şu haliyle instable olmaya çok yakın. Hani phase marjinimiz yeterince değil. Ne yapmam gerekiyor? İşte ben buna öyle bir kontrolcü koyacağım ki buradaki faz marjini aslında daha yukarı kaldıracak. Yani şeyini fazını biraz daha compensate edecek ki şunu 180 dereceden daha yukarılara taşıyabilsin. Var mı arkadaşlar sorusu olan? Hani bugünkü konularda biraz sert konular böyle pat pat hocam, diye gidiyor. Hocam benim var aslında. Bu AC analysis'in line ve load regulation'la bir alakası var mı? Biz hani şimdi line'daki değişimlerin output olan ilişkisini inceliyorduk onlarda. Burada şimdi şey... şöyle line yani şöyle line regulation yani line regulation dediğimiz şey normalde DC değer üstünden bakılan bir şey. Yani ne demek işte sen hani atıyorum şey sürüyorsun araba sürüyorsun yolda gidiyorsun. Okay. Ondan sonra viraj geliyor. Şimdi sen o virajı süper hassas alırsan hiç o çizgiden ayrılmadan gidebilirsin. Virajı biraz böyle genişten alırsan belki dış çizgiye çıkıp geri toparlayabilirsin. İşte viraj geldi sen dıştan aldın ama hiç toparlayamadın. İşte sürekli o çizgiyle aranda bir fark açıldı. İşte o fark açıldı. Oradaki fark senin line regulation. Tamam mı? Şimdi yani 90 derece dönüş vardı mesela. 90 derece veya 30 derece dönüş vardı. Şimdi bu dediğimiz şey hani viraj bitip geçip ondan sonra senin yolu ne kadar takip edebildiğin veya elektriksel olarak söylersek işte senin 12 volt supply'ın işte half load'da yüklüyordun şeyi, yükü. İşte birden şey geldi. Ani yük değişimi geldi. İşte daha fazla akım çekmeye başladın. Sen 12 voltla beslemeye devam ediyor musun yoksa çıkış voltajın 11.5 voltaja düşüyor mu? Hani bu load regulation bu. Ama şimdi anlattığım meseleler o load değişimine nasıl tepki verdi? Mesela senin acayip hassas bir şeyin olduğunu düşün. Kontrolcün olduğunu düşün. Yani çok ani çeviriyorsun. Azıcık bir şey olduğu zaman direksiyonu bu tarafa, azıcık bir şey olduğu zaman öbür tarafa çeviriyorsun. Viraj geldi. Allah viraj var dedin. Küt diye sola kırdın. Bu sefer sol taraftan yola çıkmaya başladın. Küt diye sağa kırdın. Sağ taraftan çıkmaya başladın. Osile ettin, toparladın, gittin. Yani işte phase marjinin azdı. Ama çok mesela sert kırdın, çıktın, yolun dışına çıktın, artık kontrol edemiyorsun. İşte orada unstable oldun. Hani ne, yani orada iki tane şeyim var. İşte çok yavaş bir kontrolcü yaparsan da viraj geldi,
Sen böyle yavaş 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 çevirirken viraj geldi gitti. Sen ya yine işte yoldan çıktın veya ta böyle tarlalardan marlalardan girip geri geldin. Hani ilkinde çok yavaş bir kontrolcüm var. İkincisi de çok hızlı bir kontrolcüm var. Ama ikisini de istemiyoruz biz. Hani şeyi sabit tutarak, o farkı sabit tutarak sistemi yapmak çalışıyoruz. Ama hani senin sorduğun adamda load regulation, bu işler bittikten sonra çizgiyi ne kadar yakın takip edebildi. Yani sadece DC gain'e bakacağız öyle bir durumda. Yani evet, load regulation da öyle ama yani şöyle düşün. Yani şöyle düşün, işte biraz daha hani matematiksel anlatayım. Hani şeyin küt diye değişiyor. Input voltajın veya output yükün diyelim, hadi yükten gidelim. Output yükün küt diye arttı böyle. Hani küt diye artması demek aslında kare dalga veriyorsun. Hani step response yapıyorsun. Ve o step response'ın içinde, hani kare dalganın içinde işte bir sürü şeyler var. Diğer komponentler var. Fundamental'ı var. İşte üçüncüsü var, beşincisi var, yedincisi var. Şimdi senin kontrolcün aslında tüm bu frekansların toplamına bir response yapıyor. Ve işte atıyorum şuraya getireyim. Hani şu komponent mesela sende daha yüksek bir gain'e yol açıyorsa ve bu frekanstaki phase margin'i de azsa, sen sürekli kendi kontrolcünün yarattığı output'taki şeye bu sefer gene kendi kontrolcün tepki yaparak sistemi unstable yapabilir. Hani unstable'dan dolayı load regulation çok saçma bir yere gidiyor olabilir. Ama klasik anlamda kullandığımız load regulation o DC komponentlerde iş bittikten sonraki steady state error. Tamam hocam, teşekkür ederim. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Bu, tabii. Hatta hani şey dediniz ya, kontrolcünün işte o phase margin yukarı çekmesi gerekiyor diye. Yani kontrolcünün kendisi mi yapıyor, yoksa biz işte o feedback kısmına böyle işte compensation devreleri var, onları o işi onlar mı yapıyorlar? Vallahi aslında hani kontrolcüler, hani birazdan ona gireceğim. Yani bu arada aslında süreyi doldurduk. 45 geçe başlamıştık. Nedir durumlar? Devam edelim mi? Hani bugün bir buçuk saat, perşembe de bir buçuk saat yapabiliriz. Yok hocam dağıldık diyorsanız burada da bitirebiliriz. Vallahi bence... Ben kahvaltı yapmadım daha ya. Tamam. Evet hocam, kahvaltı yapacaktım ben de ama... Keyfiniz. Tamam o zaman şeye ben kadar hani... Tamam okey, burada bitirelim o zaman. Tamam ya, perşembe devam ederiz. Hani o zamana kadar lütfen sizden en azından şu şeylere hani bir bakar. Yani şeyler elinizdeyse, o kontrol notlar elinizdeyse, ya bu phase margin neydi, body plot neydi, neyi nasıl yapılıyordu, second order falan hatırlamadığınız şeyler varsa lütfen onlara da bakın.